Herkese merhaba. Ben Doktor Erdal Gürsul. Ton TV'nin yeni yayın döneminde artık her çarşambaları 14.30'da sağlığınız için birlikte olacağız. Farklı tıbbi konuları, konunun uzmanı hekim arkadaşlarımızla, hocalarımızla beraber konuşacağız, tartışacağız. Sizin sağlığınızı ve artı hastalıklarınızı masaya yatıracağız. Bu ilk programımız. Bu programımızda kalpten bir giriş yapalım dedik. Benim de uzmanlık alanımda olan kalp hastalıklarını, özellikle de kalp krizini konuşmak istedik. Bu açıdan stüdyoda bizi kırmayıp gelen Sayın Profesör Doktor Bahadır Kırılmaz hocam var. Sağ olun, çok Hocam teşekkür ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Evet, ben 1975 İzmir Bergama doğumluyum. Normalde Ege Üniversitesi'nde öğrenciliğim ve uzmanlığımı da Ege Üniversitesi'nden aldıktan sonra işte çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda çalıştım kardiyoloji uzmanı olarak. Daha sonrasında şu an için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 2018 yılından beri görev almaktayım, çalışmaktayım. Çanakkale'ye hizmet etmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Kendi alanımızda tabii biz kendi şeyimizden. Hocam duyuru sırasında da söyledim. İlk biz kalpten bir giriş yapmak istedik. Kalp konusunu işlemek istedik. Çünkü neden? Çünkü kalp vücudumuzun aslında en değerli organı. Evet. Sadece bedensel olarak da değil, ruhi olarak da en değerli organımız. Yani biz bir insanı sevince kalpten seviyoruz. Doğrudur. Küsünce, darılınca kalbimiz kırılıyor. En Doğrudur. değerli yer olan kalbimizde saklıyoruz. O yüzden aslında ilk programımızı en değerli organa, Bence doğru kalbe seçim. ayırmayı düşündük. Tabii en değerli organımızın da en korktuğumuz hastalıklarından biri de kalp krizi Kalp ve krizi. toplumda da giderek yaygınlaştığını, giderek Evet. daha genç yaşta görüldüğünü de biliyoruz. Benim ilk sorum hocam, kalp krizinin mekanizması nedir? Yani bir kişi kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? Hangi şikayetlerden? Şimdi kalp krizinin mekanizması genel olarak şu. Aslında kalp krizi dediğimiz zaman kalbin de kendine ait damarları var. Her ne kadar bütün vücuttaki damarlara kan pompalasa bile kendinin de beslenmesi gerektiği için bu sonuçta bir kas tabakası. Bunun da bir damarsal bir yapısı var. Bu damarlar işte kalbin en uç kısımlarına kadar kanı iletmekle görevli. Bunlar yaklaşık toplam 3 tane atar damarımız var aslında. Bu 3 tane atar damarın 2 tanesi kalbin ön yüzünü ve dış yüzünü beslemekle beraber bir tanesi de kalbin daha çok arka ve sağ tarafını besliyor. Yani 2 tane ayrı yerden çıkıyor. Bu damar hastalıklarının sebebi genel olarak zaten hani tüm kamuoyunda da bilindiği gibi ateroskleroz dediğimiz kalp damarlarındaki bu kalp aslında bütün damarlarda olmakla birlikte kalbin damar yapısının içerisinde bulunan bir takım endotel dediğimiz bir tabaka var. Bu da tabaka aynen bir yalıtım malzemesi gibi kanın akışkanlığını sağlıyor. Bir de aynı zamanda bir takım maddeler salgılayarak işte damarın daralmasını, genişlemesini sağlayan aslında çok canlı bir ayrı bir endokrin organ gibi çalışan bir kısım. Bu kısım yani özellikle endotel dediğimiz tabakada zaman içerisinde işte bir takım faktörlere bağlı olarak işte bunlar tabii çeşit Hocam çeşit. o faktörler nelerdir? Yani o endotel dediğimiz damar içini koruyan, o güzel tabakayı Evet. bozan ve oraya işte sizin de söyleyeceğiniz gibi o yağlı plakları yükleyen o faktörler nelerdir hocam? Şimdi aslında her şey ilk olarak orada bir inflamatuar süreçle başlıyor. Bu inflamatuar sürecin tetiklenmesi çeşit çeşit mekanizmalarla olmakla birlikte. Mesela ilk akla gelen yani insanların da hepsinin bildiği gibi ya da tahmin edebildiği gibi genelde işte bir şeker hastalığı birlikte işte kolesterol yüksekliği. Bununla beraber hastada hipertansiyona bağlı. Yani hipertansiyonun etkisini şöyle söyleyebiliriz. Hani damar duvarında birebir mekanik etkiyle travmaya yol açıyor. Yine bununla beraber yine bir takım başka genetik faktörler de bu endotelin sağlıklı çalışmasını engelliyor ya da normal sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesini engelleyebiliyor. Ama temel şey yani dışarıdan bir travma ya da bir inflamasyon diyebiliriz. Yani seyircilerimize de şöyle söyleyelim. Yani damar yapımızın bozan şeyler bize aslında kalp krizine neden Evet, oluyor. aynen. Tabii damar yapımızı o akışkanlığı bozan en önemli şeylerden biri şeker hastalığı, sigara, kolesterol yüksekliği, Evet, stresli sigara gibi. yaşam gibi
O damar akışkanlığını bozan ve orada tıkanmaya neden olan faktörler. Peki hocam, kalp krizi, yani o damar akışkanlığı bozuldu. O anda bir damarda bir daralma, tıkanma meydana geldi. Bunu kişi nasıl hissedecek? Yani o damarı tıkandığının bize yansıması neler olabilir? Şöyle oluyor. Genelde dediğim gibi, senin de anlattığın gibi, mekanik bir neden ya da herhangi bir nedene bağlı olarak o damar içerisindeki endotelde bu plak dediğimiz yapılar, aynen bunlar bir yaranın kabuk tutması gibi diyelim. Bunların bir şekilde çatlayıp patlamasıyla, yani çatlayıp işte bu kalkması diyelim. Bunun üzerine işte bir takım kan hücrelerinin yapışmasıyla birlikte, özellikle işte trombosit gibi bir takım başka faktörlerle birlikte kan akımının bozulması. Bu kan akımı bazen tam bozulduğu zaman hani farklı bir klinik tabloyla ortaya çıkabiliyor ya da parsiyel dediğimiz, yani kısmi bir tıkanma olduğu zaman zaten hastalarımızın şikayetleri de hani ona bağlı olarak değişebiliyor. Yani tam tıkanmayla yarı tıkanma gibi. Hı. Ama genel ilk bulgusu tabii, yani bir damarı tıkadığınız zaman o damarın beslediği bölgede ağrı dediğimiz ilk çıkan duygu genelde ağrı. Ama yani her zaman hani ağrıyla ortaya çıkabildiği gibi bazen hani farklı hastalarda, farklı durumlarda işte bu nefes darlığı, bir anda böyle bir sanki bir kalp yetmezliğine girmiş gibi nefes almada güçlük gibi, ya da bazen de işte genç kalp krizi geçen olgularda gördüğümüz gibi ani ölüm ya da bir aritmi tablosuyla da karşımıza çıkabiliyor. Peki hocam, göğüs ağrısını açarsak, şimdi biz ya diyelim tarlada çalıştık, evde uzandık ama bir göğsümüz ağrıyor. Acaba bu bir kas ağrısı mı, yoksa ben o anda yorgunluğa, strese ya da başka şeye bağırıp kalp krizimi geçiriyorum? Yani kalp krizindeki göğüs ağrısının diğer göğüs ağrısı sebeplerinden ayıran şey neler? En önemli bulgusu kalp ağrısı, yani kardiyak kökenli ya da damar tıkanıklığına bağlı kalp ağrısının en büyük semptomu daha çok hani baskı tarzında. Sanki yani hastalar şunu bazen işte üzerime taş basmış ya da üzerimize... Çok tipiktir değil mi? Biri oturuyormuş gibi üstümüze. Özellikle yani, oturmuş gibi. Özellikle biz o ağrıyı hasta bize acil serviste söylediğimiz zaman zaten hani genel olarak hani hemen kafamızda bir aynen duruyoruz. Onun dışında özellikle bazen işte bu ağrı göğüs ağrısında olmayabilir. İşte bu sol kola yayılabilir, sırtta olabilir. Bazen özellikle yaşlı kadın hastalarda, bazen ise hani karın ağrısı gibi de karşımıza çıkabilir. Tabii bunları bazen ayırt etmek güç oluyor. Çünkü hani ağrının niteliği değişebiliyor. Benim öyle bir hastam vardı. Hani mesela çene ağrısıyla dolaşıp damar ağrısı çıkan da, yani o yüzden öyle ilginç. Dişçide iki dişini çekip ağrısı geçmeyip kalp krizi geçirdiği tespit edilen hasta aynen, var. Yani çok doğru. O şekilde hastalar yani var. Yani dolayısıyla hani, ama genel olarak değerlendirecek olursak, tipik ağrı işte göğüste, orta hatta. Yani hastanın parmağın ucuyla değil de böyle bir geniş bir alanı göstererek gösterdiği, daha çok baskı tarzında ve beraberinde bazı semptomların da olduğu, işte nedir, nefes darlığı, onun dışında soğuk terleme gibi, hani bazen tansiyon düşmesi ya da bazen böyle bir baygınlık hissi gibi bulgularla beraber olması. Yani hocamızın da dediği gibi, özellikle böyle baskı tarzında göğüs ağrısı, böyle Yeşilçam filmlerinde olur. Hulusi Kentmenler, Minoroskullar kötü bir haber alır ve elini böyle refleks olarak buraya getirir ve sıkar. Aslında bu bir refleks mekanizma. Sanki orada çok baskı bir var, şey sıkıyor. Ben bunu dışarı atayım tarzında. Aynen. Aslında tipik ağrı odur. Yani eli şu şekilde gelir. Eli bu şekilde gelir hasta. Ya da biz gittik hastaya sorduğumuzda şikayeti ne diye hemen refleks olarak buram çok sıkıyor dediğinde zaten. Hatta öğrencilik yıllarımızda böyle fotoğraflar vardı. Hani klasiktir bulgusu diye. İlk diyagramlardan biridir onlar. Eğer bu şekilde bir ağrınız varsa kalp krizi olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Özellikle de daha önce saydığımız risk faktörleriniz, şekeriniz, kolesterolünüz varsa, tansiyonunuz yüksekse ve bu şekilde bir ağrı yaşıyorsanız mutlaka şimdi konuşacağımız duruma geliyoruz. Hocam, böyle bir ağrı yaşadı hasta ve evinde oturuyor. Hasta ne yapması lazım? Yani böyle bir ağrı yaşayan kişinin bundan sonra hangi yola başvurması lazım? Şimdi genelde bu tip ağrılar hani kişinin daha önce karşılaşmadığı, yani genel olarak hani böyledir. Hani daha önce hani hayatında bu şekilde şiddetli bir ağrı şeklinde ortaya çıkmayan ağrıları hissettiği an. Yani mesela olabilir, sırt ağrıyabilir, başka da, ama bunu hasta genel olarak hani daha önceden hissetmiştir, ama genelde bu ağrıyı yaşayan hastalar, ben hiç öyle bir ağrı daha önce yaşamamıştım ya da ilk defa böyle bir şey oldu derler. Dolayısıyla bu durumda hani çok beklememek lazım. Hani ya da bu, ya ben bekleyeyim işte buna bir bir ağrı kesici içeyim ya da işte ne derler, hani bir yatayım uyuyayım,
Kiremit koyayım. Kiremit koyayım, ütü basayım. Koyayım, hani bazen öyle ilginç şeyler de geliyor. İşte havlu basayım falan, sıcak havlu. Ya da işte maden suyu falan içelim. Evet, hani midedendir diye düşünüyorlar. Ya acaba kişiler kendilerine o anda kalp krizini yakıştıramıyorlar mı? Çünkü genelde öyle. Çok ciddi bir hastalık. Ya yok değildir kısmına geçiyor. Büyük ihtimalle. O yüzden de hocam biliyorsunuz kalp krizlerinin %50'si, %50 hastaneye yetişemeden vefat ediyor. Çünkü öyle bir ağrıyı kendine kalp krizi olarak yakıştıramadığı için de kalp kriziyle işe gideni var, kalp gideni kriziyle var. Seyahat dolaşanı edeni var. Dolaşanı var, hatta 2-3 gün sonra var, geleni 2-3 gün sonra geleni var. Aynen. Yani o yüzden o gibi ağrılarda hocam böyle ikincil yollara yani başlamak. Yani önemli olan hani farkındalık, yani ilk defa öyle o ağrıyı hissetmesi, yani onu tedirgin etmesi. Zaten kalp özellikle kalp kaynaklarla da biliyorsun bir ölüm korkusu da hani, evet, hafiften yani. Bir soğuk terleme. Hani o biraz o hani rahatsız edici bir duygudur. Genelde o tip durumlardan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak özellikle peki hocam, çok önemli. Peki kendileri mi başvursunlar, 112'yi çağırmak gerekir? Yani şöyle söylemek gerekirse, eğer hani sağlık kuruluşu çok yakınsa belki gidebilirler, ama hani genelde 112 ile başvurmak daha mantıklı geliyor. Çünkü hani çünkü genelde kalp krizi geçiren bir hastanın hani olumsuz şeyler genelde hani ilk o başlangıç safhalarında, hani yani tam tıkanmışsa damar, işte bu ventikül fibrilasyon dediğimiz kalbin böyle titreyip durması gibi, ya da işte bir takım ölümcül kardiyak aritmiler. Çünkü bir anda kalbi, kası besleyen damarı kesintiye uğratıyorsunuz. O doku beslenmiyor. O doku birazcık elektriksel açıdan farklılaşmaya başlıyor. Evet. Yani her türlü aritmi, elektrik fırtınasını yaratma durumuna geçtiği sersem için. Sersem bir kalp oluyor. Evet, her aynen, şeyi yapabileceği aynen, sersem aynen, bir kalp oluyor. Hocam aslında burada da ben şeyi söylemek istiyorum. Mesela evet 112'yi aramamız lazım, ama 112'ye şöyle çağrılar oluyor. Ben kalp krizi geçiriyorum, çabuk gelin, çak. Yani evet. 112 şimdi nereye gelecek? Hani konumu yok, hiçbir şey yok, panik. Yani panik 112 olsun. Hocam orada aslında çok kısa bir şekilde konumumuzu söylemek. Kısa verilecek bilgiler varsa işte. Ya da yakınımızda bir varsa birisi, ona en azından şey yapıp onun aramasını sakin bir şekilde sağlamak önemli. Orada paniğe kapılmadan adresi, açık adresi rahat tarif edebilmek çok önemli. Ve hocam yalnız yaşayanlara da ben mesela tavsiyem şöyle oluyor. Yani eğer 112 bekleyecekseniz kapıyı hafif aralık bırakın. Aralık kapının bırakın, önünde aynen. Bekleyin. Çünkü sizin o sırada bayılmanız durumunda 112 evet. Sadece kapıyı çalmakla meşgul olacak ve açılamayacak tabii, kapı. Onu kolaylaştırmak lazım. Tabii kolaylaştırmak lazım. İşte adres bilgilerini doğru vermek lazım. Ağrıyı tariflemek lazım. Ama zaten hani dediğim gibi şu anda Türkiye'de o tip yani acil servis hizmetleri ya da 112 hizmetleri şu an için bence güzel noktada. Evet. Özellikle hani değerlendirdiğimiz zaman hani ulaşma süreleri açısından. Yani o açıdan bir sıkıntı yok. Hani bazen yazlık yörelerde olduğu zaman hani sıkıntı, ulaşma, adres bulma gibi sıkıntılar olabiliyor, ama özellikle hani dediğim gibi ağrının farklı bir duygu. Yani kişiyi ürkütmesi, öyle söyleyeyim. Hani dediğim gibi farklı bir ağrı çünkü bu olacak şey. Tabii hani bunu yaşamayan çok bilmez, ama özellikle biz mesela acil servise hastalar geldiği zaman sorarız. Daha önceden sen damar hastalığı geçirdin mi? Kalp krizi geçirdin mi? Hani o ağrıya benziyor mu? Zaten o ağrıya benziyorsa hiç hani başka tetkiye gerek yok. Direkt hani ona göre müdahalemizi planlayabiliriz. Bir de burada 112 mesela çağırmamızın şöyle bir avantajı oluyor. Özellikle büyük şehirlerde trafik tıkandığı zaman siz istediğiniz kadar dörtlüleri yakın, o tabii. Trafiği kolay açamazsınız. Yani yakın bir yerde de olsanız, eğer yoğun trafik içerisinden aynen. Hastaneye ulaşacaksanız, ki hastanelerde biliyorsunuz genelde ana arterler üzerinde olur. Ve genelde de iş çıkışı, mesai çıkışı, bunlar yoğun olur. Yani o yüzden 112 o trafiği yararak geleceği için sizi de alıp daha götürme, hastaneye ulaştırma imkanı çok daha hızlı burada olacak. Burada sürat çok önemli. Yani ne kadar süreler çok önemli. Çünkü normal bir miyokardın hani oksijensizliğe ya da hani beslenememesine dayanıklılığı az olduğu için, yani ne kadar kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurursa o kadar çok miyokard dokusunu kurtarma şansı da ortaya çıkıyor. Peki hocam, sanal bir hasta üzerinden gidelim. Ahmet Bey evde bu şekilde baskı tarzında göğüs ağrısı hissetti ve şeker hastalığı vardı. Bizim programı dinledi, hemen 112 adresi güzelce haber verdi. Kapıyı aralık bıraktı ve 112 Ahmet amcayı getirdi. Aldı, hastaneye getirdi. Hastanede EKG çekildi ve Ahmet amcaya o kalp şeridi bulgularında da evet Ahmet Bey sizde bir kalp krizi durumu sorun mevcut var ya da, derdi. Evet. Ahmet Bey'i bundan sonra bekleyen tedavi seçenekleri neler? Şöyle olacak tabi, yani normalde EKG'de zaten yakalanması aslında iyi bir ihtimal aslında. Çünkü o zaman tanıyı ve tedavi sürecini çok hızlandırıyor, ama maalesef hani kalp krizine gelen hastaların ilk EKG'leri bazen sen de biliyorsun normal oluyor. Zaten %50'si normalde, sonrasında takip EKG'lerinde. Ama diyelim bunda artık EKG'de tanı kondu, hani bariz bulgular var. Ondan sonra seçenekler yani başvurduğu hastane ve sağlık merkezine göre değişiyor.
Eğer bu sağlık merkezi dediğim gibi hani bir böyle kardiyoloji uzmanı olmayan ya da bir koroner yoğun bakım olmayan ya da bir anjiyografi ünitesi olmayan bir merkezse genelde artık tüm dünyada uygulanan, bizim ülkemizde de bu şekilde uygulanıyor. O kişiyi yani invaziv dediğimiz yani anjiyo labotona alıp orada anjiyo labotonda mekanik olarak damarı açmak ve tedavisini sağlamak. Tabii bu başvurduğu yere göre değişiyor. Dediğim gibi eğer o başvurduğu sağlık merkezinde bu ünite varsa hemen zaten anjiyografi yani herhangi bir eğer anji olmasına engel bir durum yoksa almak. Ama hani dediğim çevre illerden ya da çevre ilçelerden geliyorsa hastane orada bir anji ünitesi yoksa bu durumda da hastaya eğer ambulans bu hastayı ya da nakil aracı bu hastayı o yapabilen o işlemi yapabilen merkeze çabucak ulaştırabilecekse özellikle hani 2 saat içerisinde kabaca diyelim getirebilecekse genelde yine invaziv dediğimiz hani bu balon stent ya da halk arasında bilindiği gibi o yöntemle açmak olası. Ama oldu kar yağdı, hasta dış bir ilçede, uzak bir ilçede, merkeze uzak, ulaşmak zor ya da işte farklı bir meteorolojik koşullar var. O durumda da bazen bunun tanısı konduktan sonra kolaylaştırılmış dediğimiz yani biz ona normalde pıhtı eritici bir takım solüsyonlar vererek hastayı o şekilde sevk etmek. Yani en azından zaman kazanmak. Çünkü orada miyokardı ne kadar çabuk korursanız yani onun kanlanmasını sağlarsanız kalp kasını bu şekilde hastanın hem ömrüne yani ömür açısından ileride kalp yetmezliği gelişmemesi, ileride kapak hastalığı ya da çeşitli aritmeler olmaması açısından büyük avantaj sağlıyor. Hocam siz de denk gelmişsinizdir. Bazen hastayı acil serviste değerlendiriyorsunuz, EKG'yi görüyorsunuz ve kalp krizi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Yani anjiyo yapılan bir merkezde hastaya anjiyo teklif ediyorsunuz ve hasta kabul etmiyor. Evet. Yani o zaman şaşırıyorsunuz. Yani çünkü kalp krizinde aslında bir B planımız yok. Yani hastayı eve taburcu edip de sadece bir aspirin ya da kan sulandırıcıyla o mekanik olarak ciddi tıkanmış damarın açılma ihtimali aslında yok. Yani buradan aslında şöyle bir mesaj vermek de doğru olacak. Eğer siz kalp krizi geçirdiyseniz ve kardiyoloji uzmanı size anjiyo indikasyonu koyduysa yani B planı hayati tehlikeyi göze almak. Çünkü bazen işte ilk başta konuştuğumuz gibi hani demişti ya insanlar bunu kendine hani yakıştıramadığı için ya benim bir şey yok hep böyle ağrır bana bir şey olmaz falan gibi ama öyle düşünmemek lazım. Çünkü o ağrı geçmesi demek ilk başta iyi bir şey. Yani hasta mesela öyle diyelim çıktı kendi isteğiyle ya ağrı geçti ben iyiyim falan ama sonrasında 2-3 gün yani 72 saat geçtikten sonra çok acayip korkutucu komplikasyon dediğimiz bir takım olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden hani ilk baş ağrının geçmesi aslında kötü bir şey. Sen de biliyorsun hani iyileşir diyorlar ama halbuki oradaki miyokard dokusunun artık ölmesi, direkt ağrı yapmayacak yani. Yani artık o doku ölü olduğu için herhangi bir uyarı da vermediği için hani birazcık hani şey oluyor, sıkıntı olabiliyor. Hocam bir de biliyorsunuz geç müdahalelerde yani benim de başıma gelmiştir hastaya anji öneriyoruz, hasta kesinlikle kabul etmiyor. Yani kalp krizinden hatta daha çok hatta böyle bazen eve de gider tekrar geri gelir ağrı daha da artınca. Anjiyodan daha çok korkuyorlar yani kalp krizinden. Hasta eve gidiyor ve geri geldiğinde aslında ilk tabloya göre çok daha pıhtılı, çok daha zor, kalp yetmezliği gelişmiş bir hasta şeklinde. Yani ne kadar işte süre uzarsa işlem o kadar zor ve komplike hale geliyor. Hani artık eskisi kadar da anjiyo zor değil biliyorsun. Evet. Yani malzemeler artık kaliteli. Eskiden kaliteli. Aynen böyle mızrak gibi şeylerle hani anjiyo yapılırken ilk başladığı zamanlar böyle kıvrım damarlar evet, geçmek zor. Aynen zor. Hani böyle resmen bildiğimiz hani kılıç gibi şeyler ama artık şimdi normalde o kadar teknoloji geliştik ki yani yaklaşık hani bir ne diyelim kibrit çöpü kadar delikten hani damara bir delik açıp oradan hani atar damara girip. Onu konuşacağız hocam. Evet onu aynen bekliyorum. Onu konuşacağız. Hocam şeyi soracaktım bir de en genç kaç yaşında bir kalp krizine müdahale ettiniz? Ben çalıştığım kurumlar açısından değerlendirecek olursak en geç yaklaşık zannedersem 18 yaşında. Bir. 18? Evet. Ya benim 19 ben daha abi, genç olacağını düşünmüştüm ama 18. 18 ama çok ilginç bir aileydi. Ben isterseniz onu şöyle bir kabaca anlatayım. Onu Ege Üniversitesi'nde uzman asistanlığım esnasında şey yapmıştık. Tabii göğüs ağrısı geldi dediler. Acile gittik. Bir 18 yaşında çocuk yatıyor. İşte baktık ettik falan. EKG'si uyuyor. Hani tabii şimdi çocuk o hasta yaşta diyorsa hani bu çok zor bir ihtimal. Biz işte, de koyduğunu diyor. Aynen hani biz de hani diyoruz ki hani bu bence uymuyor tabloya falan. Hani diyoruz acaba hani perikard dediğimiz o kalbin etrafını zan iltihabı derken. İşte hastaya sorduk ettik işte baktık kan değerleri de çıktı. Gerçekten yani şeyi destekliyor kalp krizini destekliyor. Sonra anjiyo labotonu aldık. Allah'tan hani gündüz şartlarında olduğu için biraz daha hızlı oluyor. Bazen gece işte ikna süreçleri biraz daha şey oluyor. O zaman daha böyle bu primerin daha oturmadığı zamanlar aldık. Stentini koyduk işte gerçekten tıkalı böyle bir taze bir trombus dediğimiz bizim pıhtı. Böyle yumuşak bir pıhtı var. Orayı geçtik de stentini koyduk işte servisi aldık gayet güzel zaten izlemini yaptık. Tabii sonra hastayı araştırınca çok ilginç şeyler çıktı işte
ciddi oranda kolesterolün yüksek olduğunu, işte tüm aile bireylerinde daha önceden geçirmiş kalp krizi ve kolesterol yüksekliği olduğu falan. Neyse aradan belli bir zaman geçti. Yaklaşık 1,5 yıl zaman geçti zannedersem. Bu sefer abisi yattı 24 yaşında. O da kalp krizi geçecek. Ama biz aileye demiştik. Dedik ki yani sizin bütün aileniz bir gelsin inceleyelim. Yani dolayısıyla hani özellikle burada söylemek istediğim ailesinde böyle erken yaşta kalp krizi geçiren insanlar varsa bunların biraz daha hani bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 55 en azından tanı ve tetkik açısından. Evet. Kalp krizi geçiren aslında birebir lades diyen de var hocam. Yani 55 yaş altında amcaları hepsi kalp krizi geçirmiş ama günde 2 paket 3 paket sigara içip onlar, o günü bekleyenler var. Hocam genç kalp krizini şu yüzden sormuştum da ben de 19 yaşındaki hastaya kalp krizi tanısını koyduktan sonra bu dediğimiz gibi yani bazen gerçekten kalp krizini kişi kabullenemiyor. Ben bir saat boyunca acil serviste onu ikna etmeye çalışmıştım. Doktor bir olarak sen de bir şaşırıyorsun. Diyorsun acaba yapayım mı? Şüpheye düşüyorsun. Ama zor ikna ederek o damarı açmıştım yani. Onlar da özellikle yani bunları da konuşmak lazım. Özellikle son zamanlarda hani Çanakkale genelinde diyoruz. Dışarıdaki doktor arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Özellikle hani bu uyuşturucu madde bağımlılığı konusu da önemli. Yani özellikle bu tip madde kullanan kişilerde de hani kalp krizi olabiliyor. Özellikle bunu sorgulamak lazım o açıdan da. Hocam genç kalp krizini de aslında şu yüzden sordum. Çünkü giderek yaş düşüyor kalp krizinde. Evet, yani ben ilk asistanlığa başladığımda 60-70 yaş grubu gelince şey derdik hoca kısmen genç derdik. Genç, çünkü evet, biz genç yani daha üstüne müdahale ederdik bu ciddi kalp krizlerinden, ana damar tıkanmalarından bahsediyorum. Sonra biz yavaş yavaş bu işi 50'ye 40'a doğru çekmeye başladık. Ve şu anda da gerçekten 40 yaş grubu artık kalp krizleri. Anjiyo olanlar, bypass olanlar, rutinimiz gibi oldu. Pandemiden sonra da zaten o hareketsiz ortam, sigaranın artması ve bir de tedavilerin aksaması, güvensizlik ortaya çıkması, ilaçlara ulaşmada ya da doktora ulaşmada sıkıntı daha olması. Daha da erken bir kalp krizlerini görmeye başladık. Hocam aslında ben de kısmen bunu soracaktım. Yani bunu biz artık biliyoruz kardiyoloji uzmanları olarak. Evet. Bölgemizde de var. Ciddi bir genç yaşta kalp krizi var. Hocam bunun için neler yapabiliriz? Ya da bunun arttıran nedenler neler? Bunları nasıl önleyebiliriz? Şimdi özellikle arttıran nedenler gençlerde olan hani dediğim gibi bu yaşam tarzı dediğimiz şeyler yani yaşam tarzıyla ilgili konular önemli. Biliyorsunuz bazı faktörleri değiştiremiyorsunuz. Yani ailenizde böyle erken yaşta damar hastalığına yatkınlık varsa bunu ne yaparsınız? Bunu değiştirebilir. Artık o miras yani. Genetik öyle miras. Kötü bir genetik miras. Miras her zaman iyi olmayabilir hocam. Ama aynen. Ama genetik mirasınızı bile bile hani ona göre de hani hareket etmek lazım. Eğer böyle bir öykünüz varsa işte nedir? En azından belli aralıklarla kardiyoloji kontrol ya da hiç fark etmez. Kardiyoloji kontrol bile olmasa bile en azından bir aile hekimine gidip yani ailenizde böyle varsa genç yaşta özellikle artık 15-16 yaşından sonra zaten bunun bizim kardiyoloji cemiyetleri de hani bir kolesterol profilinin, lipid profilinin en azından bir tansiyon ölçümünün yapılmasını söylüyor. Onun dışında arada dediğim gibi bir takım yeme içme alışkanlıklarının düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi spora önem verilmesi gerekiyor. Çünkü biraz daha teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar biraz daha hareketsiz yaşamaya alışıyor. Onun dışında dediğim gibi yine doktora gidip en azından bir basit şeker düzeyinin bakılması, işte basit dediğim gibi kolesterol. Bunlar çok hani zaman alan ya da kişiyi yoran şeyler değil. İşte kiloya dikkat edilmesi, işte sigara ya da o tip zararlı alışkanlıkların olabildiğince azaltılması ve terk edilmesi gibi hani basit öneriler var. Ama özellikle yani dediğim gibi esas sıkıntılı kısım böyle ailesinde dediğim biraz önce konuştuğumuz gibi erken yaşta kalp hastalıklarıyla ilgili problemi olan ya da ben onlara sabıka diyorum. Sabıka kayıtları olan kişilerin özellikle buna daha çok yani onlar daha çok seçilmiş hasta grubu onların çok daha yakından hani doktora gidip kendini takip ettirmesi. Yani hastalık olmadan önlemek hem ucuz hem kolay hem de daha iyi sonuçlar veriyor bizim açımızdan. Sizin dediğiniz gibi bazen konuşuyoruz mesela kalp krizi geçiren biri anjiyo masasına uzandığında diyor ki işte benim babam da 45 yaşında kalp krizi geçirmiş. Sen neye dikkat ettin? Yok ben bir şeye dikkat etmedim. Sigara içtim. Bırak diyen olmadı mı defalarca. Dedi. Yani aslında eğer gerçekten yatkınlığınız varsa o içtiğiniz sigaraya bağlı günün birinde anjiyo masasında pişman olabilirsiniz. Çektiğiniz her nefese pişman olabilirsiniz. Biz bunları yaşıyoruz hocam. Genelde anjiyo masasında en çok duyduğumuz bir daha sigara içmeyeceğim. Evet. Hocam peki sizin tecrübenize de merak ediyorum. Benim de daha sonra paylaşacağım. Onu diyenlerin yüzde kaçı bırakıyor hocam size? Yani kalp kriziyle yani anjiyo masasına uzandı. Aynen. Günde bir paket sigara içiyor. Hocam vallahi yarından itibaren genelde söz veriyorlar. Aynen. Diğer hastaların kaçı. Onların genel olarak bakacak olursak yani %50'si tekrar başlıyor. Yani o iş artık korkutucu ortamdan geçti. Özellikle ilaç tedavisi başlıyor 1-2 ay. Kendini biraz daha yaşananlar eski unutuluyor. Yaşantılarına dönüyorlar. Ya diyorlar ki hani bir sigaradan ya da bir şeyden bir şey olmaz. Bir taneyle başlayıp
Devamı geliyor. Sonra pakete çıkıyor. Peki hocam biz onlara ne yapıyoruz? Tekrar o stentler daralıyor değil mi hocam? Bayağı da başka bir damardan. Evet. Bu sefer başka damarda hastalık çıkıyor. Çünkü aslında biz stent taktığımız zaman hani sen de biliyorsun aslında biz kozmetik olarak ya da plastik olarak orasını tamir ediyoruz. Aslında hastalığı giderme diye bir şeyimiz yok. Yani diğer biz sadece arızalı bölgeyi oraya bir stent dediğimiz böyle bir tükenmez kalemlerin içindekine benzer bir yaya benzer bir metalik bir cisimle hatta bununla kaplayarak orasını en azından geçici bir çözüm oluyor. Ama kişide hastalık devam ediyor maalesef. Yani aslında hani orada o ortaya çıkan kısmı hastalığın hani göz önüne çıkan ya da şikayetler eden. Ama diğer taraflarda hala böyle patlamaya hazır yana dalları var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Hocam benim de mesela 7 sene önce böyle benzer stent koydum hastaları takip ettiğimde sigara içen yaşamına dikkat etmeyenlerin böyle başka damarına stent koymuşuz. Stentin içi daralmış. Her türlü komplikasyonu da açık. Her türlü şey. Kişiler. Diğeri de sağlıklı bir şekilde kontrole gelmiş gitmiş ekstradan hiçbir şey yapmamışız. Hocam aslında bu vesileyle şunu sormak istiyorum. Evet bir kalp krizi ya da kalp damar tıkanıklığı ya da bypass işlemi herhangi bir stent işlemi olan hasta ondan sonraki takiplerinde özellikle ilk dönemlerde ve sonraki dönemlerde en çok nelere dikkat etmeli? Şimdi genelde eğer stent konduysa özellikle yani belli grup ilaçlar yazıyoruz. Sen de bildiğin gibi. Özellikle bu kan sulandırıcılar çok önemli. Çünkü stent dediğimiz yani tedavide kullandığımız şey aslında bir metalik bir şey. Onun içerisinde hatta halk arasında işte ilaç kaplı ya da ithal stent dedikleri gibi. Bu sonuçta yabancı bir cisim. Yani vücut için yabancı. Yani bir metalik bir cismi damar içerisine bırakıyorsunuz. Dolayısıyla bu metalik cismin kendi endotel dokusu, konunun ilk başında söylediğimiz gibi o endotel dokusunun onu sarması, aynen bir sıva gibi, duvara sıva yapar gibi sarması ya da bir sarmaşık gibi kaplaması için belli bir süreye ihtiyacı var. Bu süre için orada özellikle ikili trombosit etkisini azaltıcı ilaç diyelim ya da kan sulandırıcı ilaç halk diliyle bunların kesintisiz kullanılması lazım. Ben özellikle o hani doktorunuzun yazdığı, doktor arkadaşlarımızın yazdığı ilaçların hani özellikle kan sulandırıcının kesilmesi önemli. Onun dışında biliyorsun standart tedavimize verdiğimiz kolesterol düşücü ajanlar var. Bu kolesterol düşücü ajanlar şu anda dünyada aslında hani her ne kadar hakkında spekülasyonlar yapılsa da bazen yazılı görsel medyada da ama yani bu ateroskleroz dediğimiz bu plakların gelişimini işte böyle bu rüptürü dediğimiz o plakların çatlayıp kalp oluşumunu azaltan ilaçlar. Ama bunlar tabii uzun vadede ulaşıyor. İşte insanlar da bazen bu ilaçları kamuoyundan ya da işte konu komşudan, çevreden etkilenerek bırakabiliyorlar. Bunları bırakmamaları lazım. Çünkü hastalığı yatıştıran ilaçlardan biri. Onun dışında yine böyle kalp hızını düşüren bir takım ilaçlarımız var. İşte eğer kalpte hasar olduysa, hasta geç geldiyse, kalpte bir takım zarar duyduysa buna bazen bunu ya benim tansiyonum yok ki bu tansiyon ilacını bana yazmışlar. Hani ben tansiyonum yok ben bunu kullanmam tansiyonum diye ilaçlar var. Aynen. Halbuki onun için vermiyoruz. Onu evet, farklı amaçlar için veriyoruz. Yani orada doktorun sözünden çıkmamak yani uyarısını dinlemek lazım. Zaten bir yıl sonunda biliyorsun sen de hani ilaç tedavisi azalıyor. Hani rahatlıyor. Hasta ondan sonra biraz daha normale dönebiliyor. Aslında burada vurgulamamız gereken en önemli noktalardan biri şu. Sizi stent konulduysa ilk bir yıl içerisinde kan sulandırıcılarınızı bir kardiyoloji uzmanı onay vermeden diş çekimi olabilir tabii, ya da benzeri kesinlikle kesmiyoruz. Danışarak muhakkak. Evet, yani bir uzmana danışarak. Çünkü yani bazen şey yapan var yani buram kesildi kanıyor. Ben işte tıraş olurken kanadı. Kullanmayayım dediğinizde alacağınız risk koyduğumuz stentin yani tamamen bunun kararını uzman bir doktor ya da normal bir doktor arkadaş yani rahatlıkla verir. Kesinlikle veredir. İlaçlar bazında en önemli o. Peki yaşam olarak nelere dikkat etmesi lazım hocam? Yaşam tarzı olarak dediğim gibi yani sigara varsa o kötü olacak. Derbi maçı izlesinler mi hocam? Yani tuttuğu takıma bağlı olarak değişir yani. Yani şampiyonla oynuyorsa da biraz sıkıntı. Yani izleyebilirler tabii ama. O zaman kalp krizi geçirdiğinde takım değiştireceğiz hocam. Takım değiştireceğiz. Aynen. O dediğin doğru. Şimdi burada bu soruyu şu yüzden sordum. Kalp aslında krizi geçiren bir hastanın en önemli şeyi heyecanlanmamak gibi oluyor. Tabii. Ve en fazla da fanatiklerin ama bunu engelleyemezsiniz tabii. Kolay değil yani. Hocam ben banttan izlemelerini öneriyorum. Diyor ki canlı izlemeyin. Skoru öğrenin, skoru öğrenin. En güzel. Televizyonu kapatmak. Bazen ben de maç ederken bakıyorum çok sıkıntı oluyor, strese giriyorum. Ben de kapatıyorum hani. Zaten sonradan öğrenmek daha iyi. Hocam bir kalp krizi nedeninde yani sadece kalp krizi geçirenler değil, eğer bu konuda da risk faktörünüz varsa ve gerçekten stres yapıyorsanız bu gibi spor sonuçlarında ya da herhangi bir şeyde hocam mesela ben çok ilginçtir Survivor gibi yarışmalarda
Tabii. Heyecanlanıp da sıkıntıya giren hasta. Tabii dizilerde bile var. Özellikle bu uzun süreli diyorum. Dizilerde. Eğer bir kalp damar tıkanıklığı ya da kalp krizi nedeniyle stent konulmuş bir hastaysanız artık ondan sonraki hayatınızı çok sakin, mümkün olduğu kadar sakin, heyecanlanmadan. Evet. Hatta iş yaparken de ben onlara şey derim hocam, kaplumbağa hızında. Tabii. Daha sakin, dinlene dinlene. Hani... Kaçırma, heyecana gelmeden aynen. Yapmanız lazım. Hocam peki bir soru daha sormak istiyorum. Aslında bu soru toplumda da sorulmak istenen sorulardan biri. Kalp krizi sırasında terlemek faydalı mı diye bana da soruluyor sık. Hocam faydalı mı? Yoksa hani dipnot olarak onu bir sormak istedim. Yani bunu sadece. Dipnot olarak yani soru gelmiş. Şöyle düşünürsek hani normalde terlemenin aslında asıl şeyi yani vücut bir tehlike altında böbrek üstü bezlerden ya da hani farklı bir takım beynimizin santral sinir sistem dediğimiz yerden bir takım stres hormonlarının salgılanması. Çünkü hani ya tehlikeli bir şey var. Buradan bir kurtulma çabası gibi düşünün. Hani sonuçta o bir belirti aslında. Hani özellikle işte böyle soğuk soğuk terleme. Ama hani terlemenin olup olmaması aslında böyle hani neticeye çok fazla etki eden bir şey değil. Hani benim kanımca. Çünkü bizim dediğimiz gibi vücudumuzda bir takım fren ve gaz pedalları var. İşte buna rağmen mesela yattığımız zaman işte fren pedalının devreye girip kalp hızımızın yavaşlaması, metabolizmamızın yavaşlaması ama işte böyle stres, heyecan ya da kaç kurtul dediğimiz böyle hareket anında da gaz pedalının devreye girip bir takım hormonal döngülerin başlaması. Aslında bu bir nevi strese bağlı terlemeler oluyor. Yani benim o konuda hani dediğim gibi çok şey yok. Hani terlemenin az olması ya da çok olması çok değiştirmez. Hiçbir şey aslında. Çünkü bazı hastalar hiç terlemez. Bu bazen de hani genetik olarak farklı olduğu için o konuda çok net bir fikir sahibi değilim. Bir de hocam kalp krizi geçirenlerin aslında bir de hasta yakınlarında konuşmak lazım. Yani tabii. Kalp krizi geçiren hasta taburcu olduktan sonra aslında sakinleşiyor ama hasta yakınlarının bir panik hali oluyor. Yani hastaya karşı da aşırı özen, aşırı ilgi, aşırı korumacılık. Aynen. Belki serbest yapacak, ya yani serbest olan şeyleri evet. De yasaklayıp böyle hastayı bir depresyona doğru... Biraz daha sık boğaza ya da yarım insan sürme, gibi evet, hani. Yani dediğiniz öyle gibi... Öyle tabiri, hastalar öyle, benim yarım öyle insan mıyım gibilerinde. Onlara ne önerelim hocam? Yani hasta yakınlarına kalp krizi geçiren ya da kalp damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gören bir hastayı nasıl yaklaşsınlar? Yani bir kere artık yani o kişinin birazcık stresten uzak durması gerekiyor. Yani olabildiğince hani strese sokmamak lazım o açıdan. Tabii belli bir süre hani ağır işler yapmasını bireysel olarak engellemek gerekiyor. Yani gözetim altında tutmak gibi. Çünkü hani bazen kişi sanki hani tekrardan normale dönmüş gibi hani ben bunu yaparım, ben bunu ederim falan değil o konuda ama hani bu şeyi de böyle artık hani ya işte aman eyvah gidiyor gibi düşünmemek lazım. Sonuçta eğer bu iş zamanında yapıldıysa hani girişimsel işlem ya da tedavinizi siz düzgün yaptıysanız ve dediğim gibi kalpte bir hasar olmadıysa hani en azından makul bir süre sonrasında bu kişi artık yavaş yavaş normal hayatına dönebilir ama tabii hani bir kontrol lazım. Yani o yüzden hani hasta yakınlarına burada şey düşüyor. Hani bir büyük bir görev düşüyor. Özellikle hani kişinin bir takım şeylere dikkat etmesi gibi onları yani yediğine, içtiğine, sigara gibi alışkanlıklara uyarması gerekiyor. Hı hı. Hocam peki hasta bazında konuşacak olursak hastalar da çok stres yapıyor. Panik başlıyor. Tabii. Yani bizim mesela psikologlarla konuştuğumuzda en fazla hastalarından biri kalp damar tıkanıklığı tespit edilen hastaların tabii. Ölüm korkuları. Yani ölüm korkusu çünkü evet, zaten o hastalığın başında evet, ortaya çıkan. Yani o olayı atlattıktan sonra ya bir deprem gibi hocam. Yani önceden ne zaman geleceği kalp krizinin belli olmuyor ama geldikten sonra da o psikolojiyi atlatmak her an bir daha zor. Getireceğim, bir daha tekrardan getireceğim. Yine olacak. Hatta o yüzden bu sürekli doktora bir daha başvuru. Olacak diye. Onlara nasıl bir önerimiz olur hocam? Yani kişi kalp krizi geçirdi. Genç de kalp krizi geçirdi hocam. Stent konuldu. Ama kazasız belasız atlattı. Fakat o kadar panik yapıyor ki her gün acil servis. Yani benim kendi klinik şeyimde şu şekilde davranıyorum. Ben diyorum ki yani bunu herkes bu kalp krizini geçiriyor. Damarlarda hasar oluyor ama sen en azından şanslısın. Tedavi görmüşsün, iyileşmişsin. Çünkü senin gibi dolaşan bir sürü insan var ve damar hastalığının olduğunun farkında değil. Bir de o yönden düşün diyorum. Artık senin artık haritan belli. Damarında ne var ne yok ortaya çıkmış. Tedavini de alıyorsun. Riskini düşürücü ilaç tedavisi de başlanmış. İşte çeşitli önlemler de alınmış. Yani diyorum ki sen toplumdaki mesela şu pencereden baktığın zaman gördüğün insanlara göre belki kalp krizi geçirerek şanssız bir duruma düştün ama şu anda en azından hastanın farkındalık çok önemli. En azından hani sen artık takip ve tedavin ve kontrol altında. Sonuçta sen bu ağrıyı da yaşadın biliyorsun. Yani daha dikkatli olabilirsin gibi. Tabii. Kalp krizinden sonra yaşadığınız bazı ölüm korkuları tabii ki doğal tabii, olarak tabii. Olabilecek. Bunu hiç kimse yadırgamıyor ama bunu hayati fonksiyonlarınızı etkilemesi
O yüzden durumunda. Birazcık daha normal hayata dönüşü evet, teşvik etmek lazım. Yani. Yavaş yavaş yani yapmak. Her şeyi kısıtlandığı zaman yine hocam, biraz profesyonel önceki... destek de yani gerekirse psikiyatri ya da psikolog sizin yani her gün acil servise götürüp ve hiçbir şeyde çıkmayıp özellikle biliyorsun hani bizim belki ülkemizde çok yaygın değil ama özellikle rehabilitasyon evet, bölümleri var. Kardiyak rehabilitasyon işte bypass olan, balon stent olan, kalp krizinden geçiren kişileri bir kursa alıyorlar. Ve sürekli bu konuda hani bir takım anlatımlar, eğitimler veriyorlar. Onlar çok önemli. Evet, ilk bölümümüzü çok tatlı sohbetiyle hocamızla beraber tamamladık. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde yine karşınızda olacağız.